Son dönemde sosyal medyada bazı haberler okuyorum. Alevi dernekleri vakıflarının bir Alevi partisi kuracağı noktasında. Yani Türkiye ortamı bir Alevi partisi kurmaya uygun bir ortam değil. Şu süreçte bir Alevi partisini ülkenin genel ilkelerine bir ihanet olarak görüyorum. Alevi örgütlerinin bir Alevi partisi kurmasını doğru bulmuyorum. Ha kurarlarsa da ama bu bizim görüşümüz değil. Yani kurulursa da onu açık söyleyeyim ama kurarlarsa da yanlış mı? Hayır. O nereden baktığınıza. Peki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tamamı Sünniyken bir Sünni partisi denilmezken bir partinin kuruluşuna Aleviler öncülük ederse o parti Alevi partisi mi olur? Hayır. İşte bu zihniyeti kırmak için işte Aleviler parti kuruyor gibi bir şey. Aleviler Türkiye'nin sorunlarını elbette konuşmalılar. Türkiye'nin sorunlarını politik olarak da konuşmalılar. Türkiye'nin sorunlarını farklı şekillerde gerekirse bir parti kurulması gerekiyorsa onu da mertçe Türkiye toplumundan paylaşarak, kendi toplumuna paylaşarak, konuşarak bir yere varmalı. Bundan sıkılacak bir şey yok. Türkiye'nin şu an ihtiyacı olan, en önemli ihtiyacı olan şey siyaset üretmek. Türkiye'de siyaset üretilmiyor. Bir politika üretilmiyor yani. Politikasızlık üzerinden bir işte hükümet bir şey söylüyor, onun üzerinde bir politika üretiliyor. Oysa ki bunun dışında bir politika yani farklı şeyler konuşmak gerektiğine inanıyorum. Türkiye'nin şu an siyasetinin belli bir noktaya gelebilmesi için. Bir kanada siyaset yapma hakkını neredeyse verilmemiş durumda. Öbür tarafta siyaset sadece hükümetle konuşuyorsa onun konuşmalarına cevap niteliğinde. Bizim derdimiz bu olmamalı. Bir siyaset şayet Türkiye'de yeniden bir siyasi oluşum oluşturacaksa bu siyasi oluşum var olanın bütün ezberini bozabilecek bir siyasi oluşum olmalı. Bu tartışmalı bence Türkiye'de tartışılmalı. Bunun bir sıkıntısı var mı? Hayır yok. Tartışılmalı ki siyasi partiler de bundan belki kendilerine den çıkartlar. Peki bu partileşmeye gider mi? Gerekirse gidebilir. Sorun değil bu. Önemli değil. Ama bunu bir Alevi partisiymiş gibi kamuoyuna sunmak da aslında şeydir. Nasıl söyleyeyim? Alevileri siyasetin dışına hapsetmek, belli bir siyasi noktalara kilitlemekle ilgili yapılan bir eylem olarak görürüm. Yani şu siyasi oluşum olmazsa Aleviler siyaset yapamaz. Bu Alevilerin siyasetle olan özgüvenini kırmak gibi bir şey olur. Alevi partisini işte niye kuruyorlar, niye şey yapıyorlar noktasını. Bu böyle bir şey. Bu şeyde gördüğüm, sosyal medyada gördüğüm. Alevi örgütleri içerisinde elbet siyasette konuşuluyor. Siyasi partilerin eylemlerde konuşuluyor. Türkiye'nin siyaseten nereye varması gerektiğinde derin tartışmalar da yapılıyor. Yapılmazsa yanlış zaten. Alevliği sadece cemevi içerisindeki 12 hizmete hapsetmek gibi bir eylemin içerisinde olanların yanılacaklarını bilmesini istiyorum. Siyasetin bir rant işi olmadığını Alevi gelenekten gelen, Aleviler gibi düşünen birçok insanın yeniden siyaset sahnesinde öğretmesi gerektiğini inanıyorum. Tartışmalar hiçbir zaman yanlış bulmuyorum. Tartışmalar nitelikli, seviyeli ve hem ülkenin hem de örgütlerin, Alevi örgütlerini kastederek konuşuyorum. Önünü açıyorsa bence tartışma kıymetlidir. Alevi Partisi'ni istiyor musun? Hayır. Alevi Partisi'ne kesinlikle karşıyım. Türkiye'nin öyle bir şeye şu an ihtiyacı yok. Türkiye'nin farklı düşünebilecek insanların bir siyasi platformla yeni bir dille bir araya gelmesinde bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum ben. Ya Alevilerin her oturması siyaset arasında da hani ben bu sosyal medyadaki birkaç yerde okudum. Birkaç kişi de aradı beni. Ya onların söylediği gibi bir tartışma değil yani. Hani yok Alevi örgütleri bir araya geldi, siyasi parti kuruyorlar, Alevi partisi kuruyorlar. Öyle bir şey değil. En nihayetinde Alevi örgütlerini siyasetçiler ziyaret ediyor. Alevi örgütleri siyasetten ilgili fikirlerini, düşüncelerini bütün siyasi partilere de aktarıyorlar. En nihayetinde Alevi örgütleri kendi içerisinde de ülkeyle ilgili gördükleri yanlışları, politik yanlışları tartışıyorlar, konuşuyorlar da ve bu sürekli olan bir şey. Çözüm yollarını da arıyorlar. Bu tür yolların çözüm yolları da parlamentoda olacağına göre ya herhangi bir partiyle oturup bu sorunları tartışır, ittifak yapar der ki bak bu sorunları görün ya da der ki ya siz çözmüyorsunuz, biz yeni bir oluşum oluşturuyoruz. Bu sorunların farkına varan diğer topluluklarla birlikte. Sizin ötekileştirdiğiniz topluluklarla birlikte biz de böyle görüyoruz ve böyle taşıyacağız mecliste. Bunların tamamı Alevi örgütlerinin hepsinde tartışılıyor. En küçüğünden en büyüğüne kadar yani bir siyasi partinin devamının olduğunu eden Alevi örgütünden dahi bu tartışılıyor. Biz
politik olarak bağımsız herhangi bir siyasi oluşum benimsemiyoruz diyen Alevi örgütlerinden de, Cemre'ye giren Alevi canlardan da tartışılıyor. Cenevi'nin bahçesinde oturan diğer canlardan da tartışılıyor ve en nihayetinde sokağa çıktığında sokaktaki diğer vatandaşların politik tartışmalarına onlar da katılıyorlar. Bu tartışma haliyle Alevi örgütlerinin içerisindeki de bir tartışmadır. Önü kapanmalı, hayır kapanmamalı. Kapanırsa Türkiye zarar görür. Konuşmalı, sorunlarını konuşabilmeli bu ülke. Sorunlarını herkesin mertçe bir şekilde ortaya koyabilmeli ve bunu siyasi partilere göndermeli. Siyasi partiler demokratikleştirmenin yolu buradan geçer. Türkiye'de siyasi partiler demokratikleşmemişler. Herhangi halkın iradesine inanan siyasi partiler değildir. Genel başkanlarının ve genel başkanların etrafında kümelenmiş birkaç kişinin oluşturduğu siyasi partiler. Siyaset Türkiye'de korku üretmiştir. İşte birileri şu gelirse şu olur, bu gelirse öbürü de diyor ki bu gelirse bu olur noktasında insanlar bir Amerikan türü AB gibi böyle bir futbol takımı tutar gibi siyasi partilere mahkum bırakılmışlardır. Asıl Türkiye'nin sorunu bu. Türkiye'deki siyasi partileri demokratikleştirmek gerekiyor. Yani ona üye olan, onun siyasi ilkelerine inandıklarını için ona üye olan yurttaşların her şeyden önce seçme ve seçilme haklarının yeniden kendi ellerine verilmesiyle ilgili eylemler tartışılmalı. Alevilerin en çok tartıştığı şey de budur. Neden siyasi partiler kendi tabanlarına inanmıyorlar, güvenmiyorlar, atama yapıyorlar, şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Öyleyse Türkiye'nin bu sorununu görmeden siyasetin düzelebileceğini düşünmüyor Aleviler. Ondandır ki şayet bunu önüne koyabilecek herhangi bir oluşum olursa bunu zorlamak lazım. Diğer partileri de bu noktaya zorlamak noktasında kendi aralarında tartışıyorlar. Ve doğru bir tartışma ön seçim yapıldığında ne kadar çok parlamentonun niteliğinin arttığını çok net görürsünüz. Ön seçim yapıldığında yerel yönetimlerin bizzati halkın kendisinin geldiğini çok net görürsünüz. Ama ön seçim yapılmadığında parlamentonun niteliğinin nasıl olduğunu görürsünüz. Yerel yönetimlerin nasıl bir rant kapısı olduğunu görürsünüz. O anlamıyla biz bundan tamamı kendi içimizde tartışıyoruz. Partileri ön seçime zorlamak, yapmıyorlarsa da ön seçim yapabilecek bu belli ilkeler olan oluşumları siyasete yönlendirmek.